Şimdi köylerde evlen kimse kalmadı ki. Yeni gençler hep sanat. Ha, askerden geldi mi ya askere gitmeden ne verirlerdi ya askerden geldi mi verirlerdi. Hiç öyle 23 yaşına 24 yaşına falan girme. Kız boludu o zaman. Kız boludu. Şimdi yok mu? Kızı nerede kız bulacak? 30 yaşında bekar delikanlılar var köyde. Dularakta durmazdı. Kocası öyle muhakkak kocaya vardı. Verirlerdi ya. O zaman yaşlı herifler köyde birisinin karısı ölse onu verirlerdi ona. Nikah altında ölme sevap diye. Şimdi köye gelin de gitmez herhalde. Kızlar istemiyor herhalde köye gitmeyi falan. Ya şehir olsun da bir bakkal dükkanı olsun diyorlar. Gelmiyorlar ki. Sonra okuyor kızlar, okutuyorlar. Köyde gidelim okuyor, şehirde kız okutuyor. Kız yoktu köylerde. Bizim köyde şimdi düşünüyorum, gelin kız yok. 15 tane bekar çocuk var. Bunlar askerden geldi. Askerden geldi, niye verirler ya askere gitmeden. Abimiz 15 yaşında verdik. Ama yokluk vardı. Şehre gelirlerdi. At arabasıyla otobüs yok, bir şey yok. İsim akrabanın önünde yatırlardı. Bir gün, iki gün işini bitirince kadar mahkemesi olan gelirdi. İhtiyacı olan gelirdi. Hocanın arkasında, bizim köyün adamı ekseriyet, hocanın arkasında bir namaz kılardı Hacı Müsaade hocanın. Sabah namazına oraya gelirlerdi. Araba yok, at yok. Hamam, oğlan evleneceğinde at arabalarıyla hamama gelirlerdi erkekler. Kadınlar ayrı gelirdi. Erkekler ayrı gelirdi. Orada işte gündar yıkanırlar, köye giderlerdi. Hamam adeti illaki olurdu öyle mi? Hamam kesinlikle olurdu. Ama berber odaları vardı köyde, berber odası. Herkes gider orada tıraş olurdu berberde. Buğdayla köy bekçisi vardı. İşte hocalar köy öderdi parasını hocaların. Buğdayla tutarlardı hocaları falan. O zaman köyler şenlikliydi ya, her evden 3-4 kişi çıkardı. Bilmiyorum, eskiden duyuyoruz ama bizim köylerde falan olur muydu böyle birbirini öldürmeler, husumetler falan? Bizim köyde hiç olmaz, hiç. O Türkmen tarafında olur, dağlarda olur ondan. Türkmen tarafında olur. Bu ovada olmaz öyle, nadir yani. Nadir, ovada nadir. Ya bizim çocukken falan olmuş bir iki ama nadir öyle. Bir köyden bir kişi. Öyle iki kişi, üç kişi falan hiç yok. Nadir. Ovalılarla dağlar şimdi böyle bir çekişme halindeler. Bu çekişme eskiden de var mıydı ovalı dağlı meselesi? Vardı. De eskiden beri var ovalı dağlı. Ovalı dağlı. Kulağı tozludur dağlılar ovalılara. Kulağı tozlu. Kulağı tozludurlar. Ama devlet daireleri hep dağlı. Adamların arazisi olmadığından ayağından çarığıyla gelmiş, güvencesi yok. Hepsi devlet daireleri onlardan. Ovadan %1 çıkar. %1 çıkar. Niye? Tarlasına güveniyor, ekine güveniyor, babasına güveniyor, okumuyor. Sanatkar da az bizim köylerde, sanatkar da az. Zorlu ovardalık yapanlar çıkar köylerde, ova köylerinde. Ama görgü de bu ovada. Yemek bakımından olsun, insanlık bakımından olsun, görgü de ovada. Türbe önünde evin olsun, meranda bağın olsun. İşte o zaman en zengin öyle. Şimdi türbe önü, mesela bizim köylü, Sakyatanlı, Yarmalı hep sedirler. Mühürtler orası olduğundan, köyler oralar uç olduğundan. Ama dağ tarafının adamı da hep gelmiş Alaaddin'den. Alaaddin'in etrafından, Afra'nın etrafından bahçeli ev almışlar. Adamların üçer beşer katı var. Onlar eşeğinin, ben iyi bilirim, eşeğinin kömür getirirlerdi şeye. Kapı Camisi'nin orada, pazarı da orası. Eşeğinin odun getirirlerdi, eşeğinin kömür getirirlerdi. Oralarda satarlara giderlerdi. Bizim köylere gelirlerdi. Armudunu, alıç. Onları satarlardı. Burgayısı. Bitin küçüğüne yavşak dillerdi.
Küçük küçük o. Anladın mı? Herkesin başı yavşaklanır. Böyle başka böyle kilinen başkalardı. Sabun nerede de kilinen kilinen. Mangal külüyle çamaşır yıkarlardı. Odunun külüyle. Bit gezerdi böyle. Bit, her evde muhakkak bit vardı. Akşam oldu mu çıranın başına otururlar. Kütür kütür bit kırarlar. Para nerede? Şey nerede? Üç tane aşçı vardı lokanta. Et ekmekçi. Bir de gazyacı kebapçı vardı meşhur. Helvacı dükkanlarında dağın, zeytin, peynir, onlardan karnını doyur millet, para ne? İki üç tane fırın vardı. Koca o zaman ekmekler böyle böyle somurdu. Ama lezzetliydi o zaman ekmekler. Köylüler gelir kadınlar pazarında peynir, yağ satarlardı. Orada böyle sütçü ne arardı, süt alan ne arardı hiç. Köyler o zaman Halit'te neşeliydi, tatlıydı. Şehirden köye çalışmaya gelirlerdi, şehirde de para yoktu. Şehirde para var mıydı? Isım akrabası olan köye gelir, aylıkçı dururlardı harman zamanı. Köyde çalışırlardı. Şehirden köye kız verirlerdi. Bizim ineklerim vardı, sığır sürerdik. Şeye, İşkalaman'da vardı, topraklıkta vardı. Ekseriyet her evden iki üç tane inek çıkardı. Sığır çıkardı, böyle yaylıma giderdi. Daha üç beş tane sığır çıkardı. Oraya toplarlardı, bir yeri vardı sonra. Oraya toplanırdı, oradan sedirlerin sığırı aslıma giderdi. Bu yana öyle. Çok sığır çıkardı ya, köylerde çıktığı gibi burada da hayvan çıkardı. Herhalde sabah her evden 2-3 çıkar, birleşir gider. Çıkar, buraya çıkardı. Her evden çıkar 3-4. İneğe tanığı olmayan, ineğe hayvan olandan gelir, mayıs satın alır giderdi işte. Bizim orada en aşağıya kuş motor arabası, yengen kasnak yapması yapardı. Orada kaldı gitti, göçünce Zindankale'ye. Kata göçünce kaldı gitti orada. Emen Sayın burada dolarda şey toplardı o. Mayıs toplardı o. Bu Konya'da büyüdü onlar. Emen Sayın ya. Ya. Konya'da mayıs toplardı burada Emen Sayın. Yani burada yaşarken orada şey topladığını bilenler var dolarda. Mayıs topladığını bilenler var. Ben görmedim de öyle. Öyle diller ya. Tuvaletleri affedersin sırtına şu sırığı da kardı bir elke tuvalet temizlerlerdi. Bağırlardı sokağın içinde, sokaklarda. Tuvalet temizlerdi. Kanalizasyon yok. Kanalizasyon yok. Herkes bahçesine bir kuyu kazar. Oraya kuyu, oradan temizler, kuyuya döker. Kanalizasyon yok. Yazlık sinemaya falan gider miydin? Giderdik. Gider miydin? Sinemalar nasıl? Sinemaya çok giderdik. Biz, Ceylani sineması vardı, Şahin sineması vardı, Park sineması vardı. Alaaddin üstünde bir yazlık sinema vardı, yandı gar o. Sonra orada evi yaptılar oraya. Şeyde vardı bir, ne sinemasıydı o da? Şu şimdi miting yeri var ya, Kılıçarslan. Orada vardı büyük bir sinema. Orada vardı. Orası da mı yazlıktı? Orası da yazlık. Erkekler giderdi öyle, aile falan gitmezdi. Yani işte sinemada, her sinemada varsa 5-6 loca vardı. Ayağı kırığı mırığı gelirdi oralara. Öyle mahallece kule sinemaya gitmezlerdi. Çok nadirdi. Evet. Gelen de o localara otururdu. O günler bugünlerden iyiydi Halit. Evet. Otobüs yok, binit yok. Şehre gelenler ya otelde yatacak, ya handa yatacak, ya hısım akrabası varsa ona evinde yatacak. Muhakkak bir iki gün kalırlardı. Gidemezler, köye binit yok. Evet. Aziz Allah'a emanet.